ve ashab-ı kiramın gidişatında sıkı yönetimi Recep ayının girdiği ilk gün yapıyor. Yani Recep ayı girdiğinde kana yakulu izâ dakhala Recep yakul. Hazreti Peygamber Recep ayı girdiğinde şöyle dua ediyor. Allah'ım bize Recep ve Şaban ayını bereketli kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Bu duanın bir ifade ettiği perspektif var. Hazreti Peygamber Ramazan gibi yüksek kondisyon isteyen, yüksek bir gayret ve enerji talep eden, bir rahmet mevsiminden gereği gibi istifade edebilmek için hazırlık ikazını iki ay öncesinden yapıyor ve süreç süreç Hazreti Peygamber'in heyecanının, enerjisinin birikiminin bu süreç içerisinde arttığını görüyoruz. Bu bizim için geçmiş olabilir ama başta zikrettiğiniz hadis aslında Ramazandan istifade etme konusunda çok ciddi bir ikaz taşıyor. Yani e, fırsat kaçmadan şimdiden tezi yok. Bir destur çekmemiz gerekiyor kendimize. Bu bir. Şu destura gelmedi. Peki bunu yapabilen var mı aramızda? Mesela Recep Ayı'yla beraber ben normal zamanlarda olduğundan daha farklı bir halete büründüm. Ramazan'a böyle bir hazırlık yaptım. Yapmaya gayret ettim falan diyenlerin bir yerlerini görebilir miyim? Hocam var. O da var ümmeti i Muhammed'de ya. Maşallah. Maşallah. Mevla daim etsin. Bize de nasip etsin inşallah. O var. Elim Peki burada. şimdi... Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir gününü ele aldığımız zaman Ramazan'ını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahura kalkıyor. Ve sahur berekettir buyuruyor ve sahura kalkmayı teşvik ediyor. Yani bugün bir sonraki günkü yoğunluğumuz, meşguliyetlerimiz sebebiyle sahuru pas geçtiğimiz zaman Ramazan'ın bize feyiz sağlayacağı en önemli noktalardan bir tanesini de teyit geçmiş oluyoruz. Sahur berekettir diyor ve bu Arapçada bereket kelimesi etimolojik açıdan o kadar enteresan bir kelime ki bu kelime Türkçeye birikim şeklinde intikal etmiş. Bereket kelimesinin sonundaki t yapım ekidir. Onu attığınız zaman bereke kalır. Türkçede de birikim kelimesinin sonundaki im eki yapım ekidir. Onu da attığınızda Türkçede de sessiz harfler esastır. Sesli harfler sessiz harflerin okunması için bir yardımcıdır. Sessiz sesli harfleri attığınızda geriye bereke kalır. Bu da birikime tekabül eder. İngilizce'de de arabaların biriktiği yere pereke, park, parkıt denir. Şimdi Yusuf Işıcı Koca bereket kelimesinin etimolojik analizini yaparken demişti ki bereket aslında birikim demektir. Bir insan sahura kalktığında berekete nail olur demek şu demektir. Bir, biyolojik yönüyle yarınki oruçta tamamen vücudunun hakkını da vermemekten dolayı bitap düşmekten kendisini korumuş olur. Bu konuda bir birikim sağlamış olur. Bir. Ama bu işin maddi boyutudur. Bir de manevi boyutu vardır ki sahurda o yenilen yemek, o vaktin deneyimlenmesi, o vakitte ayağa kalkmak. Ne bileyim kalktıktan sonra belki sahur bizi hiç e, aşina olmadığımız teheccüd vaktiyle tanıştırıyor. O vakitte uyanık kalmanın tecellilerini kalbimizde, gönlümüzde mesela hissettiriyor. Evet. Dolayısıyla Peygamberimizin bir günlük Ramazanında sahur var. Sahuru es geçmememiz gerekiyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonraya geçmeden, sahur. Sahur bir. Bir başka soru sormak istiyorum. Ufak çocuklar. Böyle 10 yaş altı çocuklar. Bir elleri görebilir miyim? İlk oruçları kimler tuttu? Maşallah. Anne babalara burada şunu sormak istiyorum. Bizim bizim evde de yaşanıyor. Üç çocuk babasıyım ben şimdilik. Hani ufak kızlarda mesela şu konuşulurdu bizim evde. Hanıma derdim çocuğu sahura kaldır. Diyordu ki ya kıyamıyorum çok güzel uyuyor. Ben de ona derdim ki kaldırmadığın vakit çocuğa kıymış olursun. Kaldır ve o sofrada otursun bir köşede. Sonra bir gün onu ikna etmek için çocukların annesine dedim ki bak gel sana bir şey göstereceğim. Aybike işte büyük kızım yatıyor. 4-5 yaşlarında belki sahur vakti yaklaştım. Babacım dedim böyle bir yaptı. ''Hadi kalk kızım baba'' falan dedi ve yanağından bir öptüm. ''Haydi sahur'' dedim. Yüzü bir aydınlandı çocuğun. Yanaklarında böyle bir tatlı tebessüm, bir, bir şey. Hanıma döndüm dedim ki bak normal zamanda bu çocuğa gecenin üçünde kaldırsan yana ''Hadi kızım'' desen kavga çıkar. Bak yüzündeki ifadeyi görüyor musun? O bereketi Yaşaması onun gerekiyor. gönlü biliyor, ruhu biliyor. Ve hocam hep şöyle düşünüyorum. Hani çocuklarımızı biz kaldırsak o sofrada oruç tutacak yaşlı olsunlar olmasınlar. O sofrada otursa bir tane hurma yese biraz peynirin zeytinin tadına baksa sonra gitse yatsa önemli değil. Kalktığında kalbi, letaifleri, gönlü, ruhu oradan bir şeyler alacak. Sonra bu çocuk büyüyor. Geliyor mesela 20 yaşına. Yanlış bir iş yapacak oluyor. Yanlış Allah'ın yasakladığı bir şey yapacak. O sıra birden ensesinden bir şey tutuyor, onu çekiyor. Diyor ki, ya yeah, akıllı ol bakayım, akıllı. O ensesinden tutan ne? Sahura kaldırırken yanağına bir öpücük koydunuz ya, o buse, o çocuğu ya, çekiyor, diyor ki sen bunu yapamazsın. Niye? Sen dört yaşında sahura kalkmış birisin. Farkında bile değil, teslim oluyor, o işten vazgeçiyor. Ya da doğru bir şey yapacağı vakit sırtından itekliyor bir şey. Ne o? Annenin, hadi kızım kalk bakalım sahur yapacağız demez. Yanılıyor muyum? Çocukları, elinden tutup değil kalbinden tutup kaldırın diyorsunuz sahura. Eyvallah. Gerçekten bu o kadar önemli bir şey ki ve sahur dahil, oruç dahil, namaz dahil bütün ibadetlerin, Allah'ın bütün emirlerinin insan fıtratında bir karşılığı var. Ve bir şey daha anlıyorum ben ifadelerinizden, tespitlerinizden. Yöntem arayışındayız ya yani işte kendimiz ıslah olmak istiyoruz. Evladımıza, eşimize bu konuda bir nasip vermek istiyoruz. Bir üslup arayışındayız. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin metodolojisine baktığım zaman evet epistemolojik bir yön var, bilgisel bir yön var. Eğitimde Peygamber Efendimiz bir takım teknik ve taktikleri kullanmış ama Peygamberimizle ashab-ı kiram arasındaki irşat ve inşa metodunda en baskın, dominant unsur muhabbet alakası, sevgi alakası. Evet. Ve bugün de bunun ben somut bir şekilde yansımalarını görüyorum. Bir misal vereyim isterseniz. Bir çok sevgi, sevdiğim bir e, arkadaşımın eşi Antalya'da 4-6 yaş arası Kur'an kurslarında hocalık yapıyor. Tabii çocuklar küçük. Sabah erken vakitte kalkacaklar, Kur'an kursuna gelecekler. Uykusuzlar, bir önceki gün yorulmuşlar falan. Oldukça zor. Bu hoca hanım, kardeşimiz, "Ben Kur'an'ı bunlara sevdirmem lazım. Kur'an kursunu sevdirmem lazım. Ne yapayım?" diye düşünüyor. Ve bir gün aklına bir fikir geliyor. Diyor ki, "Ben bir tane kukla alacağım." Bir kız kukla alıyor. Vantrolog eğitimi görüyor. Yani ağzını hareket ettirmeden konuşmak, sesini farklı tonlarda kullanmak şeklinde ve gerekli eğitimleri aldıktan sonra belki haftalarca, aylarca sürüyor. Adına da bir, bir isim veriyor bu kuklaya Can Kız ismini koyuyor. Ve bir gün bir sabah Kur'an kursunun kapısında öğrencileri çocukları Can Kız karşılıyor. İşte konuşturuyor. Diyor ki mesela Hatice bugün nasılsın? Öğrenciyle konuşuyor. İyi misin? İşte Adem mesela senin baban hastaydı. Sağlığı saati nasıl? Ali sen kahvaltılarını yapmıyormuşsun. Mesela kahvaltını yaptın mı? Can kız konuşuyor. Günler böyle geçiyor. Günlerden bir gün veli toplantısı oluyor. Bu veli toplantısında veliler bir tecrübelerini, deneyimlerini paylaşıyorlar hocamızla. Diyorlar ki biz mesela pazar günü pikniğe gidiyoruz. Çocuklar koşuyorlar, oynuyorlar. Enkazları çıkıyor. Pazartesi günü haydi kalkın Kur'an kursuna diyoruz. Baba, anne biz bugün kursa falan gitmeyeceğiz, dökülüyoruz, çok yorgunuz falan diyorlar. Fakat bir müddet sonra diyorlar ki, şimdi gitmeyeceğiz ama can kız kapıdadır, Kur'an kursunun kapısındadır, bizi bekliyordur, bizi göremezse kesin üzülür. O üzülürse hoca üzülür, hoca üzülürse kurs üzülür, kurs üzülürse Kur'an üzülür, Kur'an üzülürse Allah üzülür, bizim bu işin sonu çok kötü yerlere dokunuyor, bizim ne yapıp ne edip, bu kursa gitmemiz lazım diyorlar çocuklar ve can kızı kırmamak için kalkıyorlar ve oradan kursa geliyorlar. Şimdi bu bir üslup. Yani elinden tutup mescide götürmek değil. Kalbinden, gönlünden tutup götürmek bu çok mühim bir şeydir. Bir de bunun bir zıttı var. Bir gün tez izleme komitesindeyiz, bir tez jürisindeyiz. Meseleler geldi, döndü, dolaştı. Bu irşatta tebliğde olgunlaştırmada muhabbetin rolüne dayandı. Bir hocamız, profesör, dekan bir yerde dekanlık yapıyor. Dedi ki ben hafız oldum ama yani yediğim dayağın haddi hesabı yoktu. Aradan bir zaman geçti. Artık köprünün altından çok sular geçti. Bir gün bir cuma veya bir bayram günü mahalle mescidimizde vaazı nasihat yapıyorum. Namaz öncesi ve e, mihrap arkamda rahlede oturmuşum anlatıyorum. O Kur'an kursunda beni çokça döven Allah razı olsun elin değil ayaklarını öperim. Hafız olmamı sağladı ama o hocamız mescitten içeriye girdi. Girer girmez benim kan akışım değişti, tansiyonum yükselmeye başladı. Sopayı kaptım. <laughs> Halbuki aradan çok zaman geçmiş, köprünün altından çok sular akmış. Ben istifimi bozmadan konuşmaya devam ettim. Hocam işte safları yardı. Şöyle yakınımda sol tarafımda geldi, ayakta duruyor. Ben bir taraftan vaaz nasihati yapıyorum ama bir taraftan göz ucuyla takip ediyorum. Tayyatül mescid namazı kılmak için Eller iki elini birden havaya kaldırmış. Ne bileyim. Ben de bir anda gayri ihtiyari olarak ellerimi başımın arasına, alın başımı ellerimin arasına almışım ve arkaya kapaklanmışım Allah, Allah. dövmesin diye. Sonra bir anda toparladım. Ne yapıyorsun diye. Halbuki dekanım, profesörüm o da anladı, oradaki cemaat de anladı. Hocam namazı bitirdikten sonra ağladı bu halinden dolayı ama iş işten geçmişti. Onun için muhabbet ikna eder e, ee, ötekisi nefret zorlama icbar eder ama kalıcı bir davranış duygu ve düşünce değişikliğine götürmez. Onun için mesela ben şimdi sahur dendiğinde 4-5 yaşlarında dedem rahmetli çok severdi. Hoşafı sahurda bir gelenekti. İşte şehriyeli pilavı çok severdi. Ve ben bugün her sahura kalktığımda onu hatırlarım. Ve o günün hatırasını içimde taşırım. Yani gerçekten sevdirmek, Peygamber Efendimizin üslubu bu yani. Hocam o sahurlar da kalmadı ki. Öyle hoşaflı, şehriyeli, pilavlı sahur. Bize aman sağlıklıymış, sağlıksızmış, peynir, zeytin, bir de haşlanmış yumurta, yağda da olmaz falan. Yalandan bir kahvaltı ettiriyorlar. Adı sahur oldu. Biz çocukluğumuzda ne sahurlar gördük biz ya. Bakın bu çocukların eğitimiyle alakalı bir şey söyleyeyim. Ya, dikkatimi çekiyor. Siz yapmazsınız da bazı anne babalar şöyle yapıyorlarmış mesela. Küçük çocuk Ramazan günü geliyor babasına. Babacım diyor ya hadi bir şuraya gidelim. Baba böyle yapıyor. Oğlum şimdi oruç oruç uğraştırma beni diyor. Anneye bir şey söylüyor. Anneciğim şöyle yapsak olur mu? Anne diyor ki oğlum şimdi Ramazan günü mübarek gün bu, bu, yapılmaz falan. Çocuk o an ne düşünüyor biliyor musunuz? Çocuk zihni şöyle bakıyormuş hadiseye. Ya bu oruç ne kadar kötü bir şey ya. O gelince babam çok ters bir adam oluyor. Annem bir acayipleşiyor Ramazan gelince ya. Bu Ramazan gelmesin bir daha bize. Çocuk zihni böyle bakıyor. Halbuki şöyle yapsa, baba mesela geldi, çocuk dedi ki babacığım hadi şuraya gidelim. Baba dursa dese ki, oğlum aslında gidecek halim yok ama oruçluyum. Oruçluyken seni asla kıramam. Hadi gidelim. Çocuk ne yapacak? Bu oruç hiç gitmesin diyecek. Bu oruç gelince babam ne güzel bir adam oluyor diyecek. Annem ne kadar güzel bir insan oluyor Ramazan gelince diyecek. Bakın, çocuklarımızı eğitemiyoruz. Çocuk büyüdü, deist oldu. Amcası İmam Hatip'e de gönderdik ama namaz kıldıramıyoruz. Fala diyoruz ya, Hatay'ı dönüp buralarda aramak lazım. Ramazan'ı, orucu çocuğun gönlüne biraz böyle sevdicez. Buradan çocuklara da sesleneyim, anne babalar böyle yapıyor diye, siz de çok istismar etmeyin. Baba hani oruçlusun ya, hadi bugün de gidelim falan. O kadar abartmaya gerek yok. Ama anne babaların omzunda böyle de bir vazife duruyor. Hocam birincisi, Müslüman'ın Ramazan'ı. Sahura kalktık, sahuru yaptık. Evet. İki, e kalkmışken o gecenin derununda o gecenin müstesna vaktini yaşamışken tecrübe etmişken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir uygulaması daha var ki Efendimizin ve ona gerçekten gönülden bağlı olan ashab-ı kiramın terk etmediği bir uygulama teheccüd namazı. Bu çok özel bir tecrübedir ve Peygamber Efendimiz bir hadiste buyuruyor ki Rek'ateni minel leyli hayrun mined dunya ve ma fiha Geceleyin kılınan iki rekat namaz dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Teheccüd namazını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öneriyor. Yani sabah namazına kadar olan vakti ibadet ile, dua ile, zikrullah ile geçirmeyi öneriyor ki bu gece namazını ifa etmenin oruçla çok yakından ilişkili bir karakter özelliği var. Abden şekura yapıyor insanı. Peygamber Efendimiz gece namazlarını çok uzun süre ayakta geçirdiğinde, işte senin Allah geçmiş ve gelecek günahlarını affettiği halde niçin bu kadar kendini yoruyorsun dediğinde Ayşe annemiz Efendimizin söylediği çok özlü bir ifade var. Efele ekun abden şekura. Şükreden bir kul olmayayım mı? Şimdi orucun bizde oluşturmak istediği en önemli karakter özelliklerinden bir tanesi şükür duygusudur. Çünkü insan Allah'ın yani ol mahiler ki derya içtedirler deryayı bilmezler dediği gibi sürekli yediğinizde, sürekli içtiğinizde bir takım nimetlerden sürekli sürekli istifade ettiğinizde o nimetlerin varlığını, dolayısıyla o nimetleri vereni, dolayısıyla o nimetlerin veriliş sebebini kaybedebiliyorsunuz. Oruç bu kısa süreli mahrumiyetlerle nimeti ve nimeti vereni ve nimetin veriliş sebebini bize fark ettiriyor. Dolayısıyla oruç ile Şükür karakter özelliği arasında çok ciddi bir bağlantı var. Peygamberimiz bu bağlantıyı da teheccüd namazı üzerinden de tekrar tekrar kuruyor. Sonrasında imkan nispetinde namazları cemaatle kılmaya aslında bu Ramazana özel elbette Ramazana özel bir şey değil. Aslında imkan nispetinde cemaate, mahalle mescidine özellikle devam etmek lazım. Çünkü bir insanın mescide uzaklığı kadardır cennete uzaklığı ya da mescide yakınlığı kadardır cennete yakınlığı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki mescide düzenli devam eden birisini gördüğünüz zaman onun imanlı olduğuna eğer ölürse de imanlı öldüğüne şehadet edin buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Onun için bu dönemde başlamak üzere yani Ramazan'da bırakmamak yani Ramazan'da bunu mahpus bırakmamak kaydıyla mescitlerle olan ilişkimizi de yeniden Ramazan vesilesiyle güçlendirmemiz gerekiyor. Öyle ki şimdi hani hiçbir gölgenin olmadığı bir günden bahseden bir hadis vardır. Yedi zümreden bahseder. Birisi çok önemlidir. Ve raculun kalbuhu muallakun bil mesacit. Yani çok böyle olağanüstü aslında zor bir şey ama, ama çok da imkansız bir şey değil. Yani bir Müslüman düşünün ki kalbi mescitlere takılı kalmış. Bir namazı kıldıktan sonra bir sonraki namazın hayalini kuruyor. Orada namazı kılmanın hayalini kuruyor. Peygamberimiz bu kimseyi uhrevi pek çok mükafatla müjdeliyor. Bir mahalle mescidinin cemaati olmak da şu demektir. İmam ey cemaat safları düzeltin diye döndüğünde yokluğunuzu fark ediyorsa siz e, cami, cemaati, o mescidin cemaati olmuşsunuz demektir. Yani fark edeceği kadar o mescide devam etmeniz lazım. Kendinizi fark ettireceğiniz kadar. Ben, Ve öldüğünüz zaman da öldüğünüz fark edilmeli. Yoktu, Yok olduğunuz zaman yokluğunuz fark edilmeli ben, yani. Ben, ben burada biraz avantajlıyım diye düşünüyorum. Bizim ca mahalledeki caminin imamı, genç bir kardeşim. Şimdi biz işimiz gereği çok fazla eve varamıyoruz ki evin olduğu yerdeki camiye varalım. Senenin yarısı şehirde yokuz. Ama Cuma günü eğer oradaysam ve varıyorsam hutbede ya bir iki defa da ikaz edeyim yapmasın dedim. Çok hürmetkar, güzel, müeddet bir uşak. Beni görünce böyle hutbeden böyle bir tebessüm <laughs> ediyor falan. Hutbeye ara veriyor bazen böyle yapıyor. Beni fark ediyor. Ben girdim mi şimdi o söylediğiniz <laughs> şeyin içine? Evet. Bu burada daha komplike ve karışık bir durum söz konusu. Benim dediğim <laughs> kadar değil bu yani. Ee, ama mescitlere <laughs> çok güzel yakaladınız. <laughs> mescitlere devam gerekiyor ve bir şey var ki olmadı. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Cebrail aleyhisselam Ramazan ayında çok sık ziyaret ediyor ve arz ve mukabele dediğimiz bir şey yapıyorlar. Eyvallah. Bazen Peygamberi Zişan Efendimiz Cebrail aleyhisselama kıraat ediyor, Cebrail aleyhisselam dinliyor. Bazen de Cebrail aleyhisselam kıraat ediyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinliyor. Bugün mescitlerimizdeki arz ve mukabele dediğimiz şeyin tarihsel kökeni budur. Onun için çokça Kur'an-ı Kerim okumamız, Kur'an-ı Kerim ile ilişkimizi e, bütünsel olarak ifa etmemiz gerekiyor. Ve Kur'an'ı okurken dil ile Kur'an'ı okumak ki bu kıraattir. Bu Allah'la konuşmak gibidir peygamberimizin ifadesiyle. Akıl ile Kur'an'ı okumak ki bu tefekkürdür. Kur'an-ı Kerim'de ben şunu gördüm. Kur'an'a Kur göre akıl ve akılcılığın Kur'an tefsirine etkisi isimli bir doktora çalışması yapmıştım. O çalışmada takriben 500 küsür 600'e yakın akla tefekküre düşünmeye, tefekkür etmeye atıf yapan ayet gördüm. Kur'an'ın 6236 ayet olduğunu düşündüğünüzde adeta ve sanki 10 ayette bir Allah aklınızı kullanın, düşünün diyor. Ve kadraj o kadar geniş ki yani gökteki güneşten yerdeki taşa, taşın üstündeki karıncaya kadar... Kur'an-ı Kerim bütünsel olarak varlık üzerinde bizi düşündürüyor. Onun için akılla Kur'an'ı okumak bu tefekkürdür. Kalple Kur'an'ı okumak ki bu tefakkuh. Yani Kur'an bize duygu yüklemek istiyor, bazı duygular vermek istiyor. Kur'an'ı kalple okumak, Kur'an'ın vermek istediği duygular yüklenmek lazım. Kur'an mesela korkutuyor, Kur'an sevindiriyor, Kur'an müjdeliyor, Kur'an endişelendiriyor. Kur'an bize bir duygu yüklemesi yapıyor. Kalple Kur'an'ı okumak gerekiyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğunda okunduğunda ağladığı ayetler var. Ağladığı sureler var. Kur'an okuduğumuz zaman ağlamaya kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Bu kalbin kıraatidir. Bir de eylemlerin, uzuvların Kur'an'ı okuması vardır ki Kur'an'ı okumanın gerçek anlamı hayat saflarının içerisinde ameli salih ile ahlak hamide ile tamamlanıyor. Belki bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor ki: "İkra'il Kur'ane menhek, fe لم ينهك" felse uhu. Kur'an'ın bir yasağı senin elini kolunu bağlıyor ise bir emrini okuduğun da sen onu yerine getiriyor isen sen Kur'an'ı okuyorsun demektir. Ama sen mesela gıybetle ilgili bir ayet okudun. Çok güzel kıraat ettin. Ama çıkışta hemen gıybete başlamışsan sen Kur'an okumuyorsun demektir buyuruyor peygamberimiz. Dolayısıyla bu ay peygamber efendimizin perspektifinden Kur'an'ı bu dörtlü ayak üzerinden okuma ayıdır. Kur'an'la olan aramızdaki hukuku yeniden kurmamız ve tesis etmemiz gerekiyor. Bir de ashab-ı kiram bir şeyden daha bahsediyorlar. Diyorlar ki Peygamber Efendimize Cebrail Aleyhisselam geldiğinde Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bereketli yağmur bulutlarını getiren rüzgarlar gibi olurdu. Yani eserdi Allah Resulü adeta ve bunun bir somut yansıması olurdu. İnfak. Peygamberimiz infak ederdi. Fakire, fukaraya, garibe, gurabaya kol kanat gererdi. Her zaman yapardı bunu ama Ramazan'da bir başka türlü yapardı. Onun için Ramazan bir infak mevsimidir. Şimdi ben e, Kur'an-ı Kerim'de ölülerle Allah'ın konuştuğu ayetleri, bu aralar çok dikkatimi çekiyor. Bir yüksek lisans veya doktora öğrencime de bu konuyla ilgili bir makale veya test çalışması yaptıracağım. Yani ölen veya ölmek üzere olan insanların Allah'la konuşmaları aktarılıyor. Çok enteresan ve orada ölmek üzere olan kimselerin bazı dilekleri ve temennileri zikrediliyor. Allah'tan talepleri zikrediliyor. Bir tanesi çok enteresan. Bunlar tekrar dünyaya dönmek istiyorlar. Pek çok sebepten ötürü. Bir tanesi şu. Diyor ki mesela bir ayette Allah'la konuşurken Bismillah. Rabbi levle ila ecelin qarib. Allah'ım beni çok da zaman istemiyorum. Az bir zaman için tekrar dünyaya döndersen ya dediklerinde Allah buyur şunu şu şekilde gerekçelendiriyorlarmış. Fe saddaka ve ekum salihin. Niçin dönmek istiyor? İnfak edecek, hmm. tasadduk edecek ve böylece salihlerden olup tekrar Allah'ın huzuruna dönmek istiyor. Şimdi infak o kadar önemli bir mevzu ki e, vefat eden insanların dünyaya dair hayıflandıkları, tuh eksik yaptım bunu yapsaydım çok iyi olacaktı dedikleri mükemmel bir ibadet ve Ramazan bunun için buna alışmanın harika bir mevsimi. İşte fıtır sadakasıyla Allah bize bunu alıştırıyor ve veya işte zekatlarımızı bu ayda vermeyle. Şimdi deprem bölgesi diye bir gerçeğimiz var. Afet bölgesi diye bir gerçeğimiz var. Ve bu Ramazan bana göre şimdi e, bazı Ramazanlarda bazı ibadetler daha çok ön plana çıkıyor. Yani bir harf vardır, darf vardır. O Ramazan cihat ön plana çıkar. Bir cehalet vardır, ilim ön plana çıkar. Afet zamanı da infak, yaraların sarılması ön plana çıkıyor. Ve burada bu infak ile o yaraların sarılmasına bu Ramazanda özel önem göstermek gerekiyor. Bir soru soracağım. Mesela bir insan normal bir günde bir fakire 100 TL verse 100 TL vermiş oluyor. Ramazanda verdiğinde bu kaç kat oluyor? en az 70 kattan 700 kata kadar. 70'ten 700'e. Peki Kadir gecesinde verse ne vermiş olur hocam? İşte o zaman bin aydan daha hayırlı olan bir e, ibadete tekabül etmiş oluyor. Ama Kadir gecesi ne zaman? Şöyle demek ki 100 lirayı Kadir gecesine denk getirip verebilsek mesela bir insan 80 küsur sene boyunca 100 lira infak etmiş gibi oluyor değil mi? Evet. Bakın güzel bir ticaret. Şimdi 64 88 diyor mesela AFAD'ın kısa SMS hesabı. Bir şey yazıyorsunuz, paylaşıyorsunuz, 10 TL veriyorsunuz. Bugün Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi. Kadir Gecesi 27. gece mi değil mi bilmiyoruz. Saklı. Teravih kıldıktan sonra gece insan bugünden başlayarak her gece o kısa mesajla 10 TL gönderse mutlaka Kadir Gecesi'ne denk gelmiş olacak. Her gece bir kısa mesaj atsak, attıklarımızdan birisi mutlaka Kadir Gecesi'ne denk gelecek hocam. Şimdi 27'yi beklersek belki tutturacağız. Ama böyle yaparsak Kadir bizi bulacak. Bunu da yapalım. Bu harika bir tespit. Bence yapalım. bunu alkışlayalım. Teşekkür <laughs> Ben buldum. <laughs> Eyvallah. Hatta bunu yaparken şöyle de yapmak lazım. Keşke yapabilsek de her gece teheccüd kılsa, Kadir gecesinde teheccüd kılmış olacak. Ya her gece mesela ne bileyim anne babasının gönlünü alsa, duasını alsa Kadir gecesinde o duayı almış olacak. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Ben şöyle bir tespit yapmaya çalışıyorum cümleler akarken. Le akle ket tedbiri Allah diye bir ifade vardır. Allah'ın rızasını kazanma konusunda tedbir için kafa yoran kimsenin aklı kadar Kaliteli bir akıl yoktur. Şimdi bir insanın derdi ahiret olunca, bir insanın maksadı bir şekilde Allah'ın rızasını kazanmak olunca, insan bu tür formülleri, bu tür e, açılımları doğal olarak buluyor. Onun için kaliteli dindarlık gerçekten zeka işidir, ferasetli olmak işidir, basiretli olmak işidir. E, buradan da sizi tebrik ediyorum yani gerçekten çok isabetli e, takdire şayan bir şey. Burada Şimdi Ahmet şeyde... Hamdi Akseki merhumun küçücük bir şeyini aktarayım. Onun Vel Asır Tefsiri isimli bir risalesi var. Bir makale için onu çalışmıştım. Orada çok enteresan bir tespit yapıyor. Asır suresini açıklarken insanların hüsranda olduğunu, bu hüsrandan kurtulmanın dört tane yolunun olduğunu, bunlardan iki tanesinin psikolojik, iki tanesinin sosyolojik nitelik taşıdığını, iman edip salih amel işlemenin psikolojik bir olay olduğunu, ama birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmenin de sosyolojik bir şey olduğunu, dolayısıyla mutluluğun sadece bizimle ilgili bireysel bir şey değil, ötekiyle ilgili toplumsal ve sosyolojik bir şey olduğunu ifade ettikten sonra Salih ameli açıklarken diyor ki: Bir hakimin salih ameli, evet namazını kılacak, orucunu tutacak ama Allah ona namazdan, oruçtan önce adaletle hükmedip hükmetmediğini soracak. Bir tabibin Allah ona namazın orucunu soracak ama önce tababet ilmini, tatbikatını adaletle, hakkaniyetle eşit bir şekilde ifade etmediğini soracak. Bir muallimin ilk hesaba çekileceği şey namazdan önce, oruçtan önce talimdir diyor. Ve buradan bir şeye ulaşıyor. Diyor ki belli zamanlarda belli ibadetler ön plana çıkar. İnsan o treni kaçırdığında, o kervanı kaçırdığında onu başka tür ibadetlerle telafi edemez diyor. Şimdi biz öyle bir mevsime girdik ki hani Akif merhum diyor ya baksana kim boynu bükük ağlayan hakkı hayatın senin ey Müslüman kurtar o biçareyi Allah için artık ölüm uykularından uyan. Şimdi orada bizim etimizden kanımızdan canımızdan acı çeken insanlar var. O ıstırabı gidenler çoğu kardeşimiz oraya gitmiş programdan önce de konuştuk yaşayan insanlar var. Şimdi imanımızı hayat saflarının içerisinde Ete kemiğe büründürmenin tam zamanı. Çünkü Efendimiz bizi vefat ederken şöyle bıraktı. Buyurdu ki siz bir vücudun uzuvları gibisiniz. Öyle ki iman bir manevi sinir sistem, bir network gibi doğudaki Müslümanı batıdaki Müslümana bağlıyor. Ve bir eliniz kesildiğinde öbür eliniz nasıl bir kalamıyor ise iman bizi bir satıhta aynı bedene nüfuz ettiriyor. Aynı canın bir parçası kılıyor. Onun için ben bu Ramazan hangi ameli daha çok ön plana çıkartmamız lazım? Yükte hafif, pahada ağır hangi amel olabilir? Sizin söylediğinize de birleştirerek belki her gece, belki 10 lira, 10 lira değil 100 lira, belki hani bir takım e, zayit gibi gördüğümüz, yani gereksiz gibi gördüğümüz alışverişlerimizi belki birkaç yıl süre için oralar mamur kılınana kadar terk etmek suretiyle böyle bir bütçe ayırmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim buna ticareten lentebur diyor. Yani asla kesada uğramayacak, zarar etmesi imkansız olan ticaret diyor. Onun için gerçekten bunu da Ramazan'da ön plana çıkartmamız gerekiyor. Bu Peygamberimizin Kur'an'la ve Cebrail Aleyhisselam'la temasının doğal bir sonucu olarak Ashab-ı Kiram tarafından gözlemleniyor. Cömert oluyor Peygamberimiz yani. Eyvallah. İnfak ediyor yani. Peki başka başlık aslında kaldı mı hocam? Sahura kalktık, teheccüd Fehcud. kıldık. Sabah namazını, ve namazları mümkünse cemaatle kıldık. Mukabele yaptık. İnfak yaptık. İnfak ettik. İftar konusunda da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin izledik. Iz <laughs> evet. 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 Eyvallah. Başta söyledim. Ramazan gelince böyle biraz yaramazlaşıyorum diye. Siz de hoş görüyorsunuz. <laughs> Allah razı olsun. Hani kasıt olmayınca idare ediyorsunuz bize. Evet. evet. Peygamber Efendimiz sallallahu Tabii, aleyhi ve sellem. Tabii özür şeyle... dilerim. Hani bir tek bizi izleyin demem. Diğer kanallarda hocalarım güzel şeyler yapıyor. Bizim reklam aralarında da onlara bakın. Efendimiz de <laughs> mümkün olduğu kadar tek başına iftar yapmadığını ve iftar sofrasında her daim Peygamberimizin fakirlerin, fukara'nın, sevdiklerinin, dostlarının olduğunu görüyoruz. Mümkün olduğu kadar da iftarları tek başına yapmamak esas çünkü Peygamber Efendimiz kim bir oruçluya iftar ettirirse oruçlunun sevabından bir şey eksilmeden ona da o sevaptan bir behre bir nasip vardır buyuruyor Peygamber Efendimiz ve bu şekilde gittikçe bir de efendimizin yani bizdeki mesela problemlerden bir tanesi şu. Ramazanda bizim aşkımız, şevkimiz, heyecanımız, aksiyonumuz ilk günlerde zirvededir. Gittikçe düşer ve artık Ramazan'ın sonuna doğru bitap düşmüş bir şekilde sonuna ulaşırız. Efendimizde bu tam ters. Yani Peygamber Efendimiz'e gittikçe artan bir heyecan, aksiyon ve gayret var ama bu gayretin de sebebi inşallah Allah buradaki bütün kardeşlerimize bizlere bir sonraki Ramazan'a da Amin. sağlık sıhhatle ulaşmayı nasip eder. Bunun ama arka planı e, ardiyesinde Peygamberimiz'in Recep ayının ilk gecesinden itibaren ortaya koyduğu bir hazırlanma safası var. Peygamberimiz gittikçe e, temposunu artırıyor Ramazan içerisinde ve özellikle de efendimizin bir uygulaması var ki Ramazan'ın son 10 günü itikaf uygulaması bu da peygamberimizin belki ümmetini Kadir gecesine isabet etme konusunda teşvik hikmeti de taşıyor. Son 10 günde arayın buyuruyor. İtikafa girmek de peygamberimizin Ramazan'da yaptığı çok müstesna faaliyetlerden birisi imkan nispetinde bir günde olsa, her zaman müsait olmayabiliyoruz bir takım mesleki durumlardan dolayı, itikafa niyet ederek mescide girmek ve o havayı teneffüs etmek de Ramazan'ın şiarındandır diyebilirim. Eyvallah. Şimdi sona doğru geliyoruz. Bir kritik soru daha var. Bizim buradaki dostlar böyle şeyler yapmazlar. Şimdi Bay Mecra seyircisi de yapmaz. Ama duyuyoruz öyle bunu yapan insanlar varmış. Mesela oruç tutuyor ama gıybet ediyor oruçluyken. Oruç tutuyor ama işte iftara doğru hanım ben gideyim arkadaşlarla bir batak oynayayım geleyim vakit geçmiyor diyor. Kahvehaneye gidiyor kağıt oynuyor. Efendim oruç tutuyor ama işte harama nazar ediyor. Yani, yani, siz yapmazsınız. Orada da yapan yoktu yapanlar varmış diye söylüyorum. Şimdi burada şu geliyor hocam hakkım, Azaların orucu Oruç sadece imsakla iftar arasında bir şeyler yemek, içmek, cinsel ilişki, ondan uzak durmak. Bu mu yoksa elinde bir orucu var mı, gözün orucu, kulağın, dilin orucu var mı? Varsa o onlar ne? anlat Biz onları da yapalım. Hemen, Siz biliyorsunuz da ben bilmeyenler hı. öğrensin diye. Hemen aslında bu orucun süreç ve serencamı ve merhaleleri, İmam Gazali Hazretleri bunu anlatırken diyor ki oruç üç kademededir, üç katmandadır. Aslında en basit seviyesi su basmanı diyelim orucun temeli. insanın helal olan ve Allah'ın yapılmasını yasakladığı şeylerden uzak durmayla başlar. Yemek haram yemiyorsunuz, içmek haram içmiyorsunuz ve bir takım bir takım yasaklar var. Bunlardan uzak duruyorsunuz. Tamam. Bu avamı nasın oruçtan anladığı en basit mevzudur. Yani en basit derece. şeydir. Su basmanıdır bu. Fakat bunun bir ötesinde bir oruç daha vardır ki bu da insanın boğazına Helal olan bir yemeği sokmadığı gibi, haram olan bir işi de uzuvlarına yaptırmamasıdır. İşte mesela Peygamberimiz buyurmuştur ki, ''Beş şey vardır ki adeta oruçlunun orucunu iftar ettirir, bozar.'' Mesela gıybet, mesela dedikodu, mesela harama bakmak, şehvetle harama bakmak, mesela yalan yere yemin etmek. Efendimiz bunları sayıyor. Yani yapılan her günah, oruç kalkanını deliyor. Çünkü Efendimiz Esamu oruç bir kalkandır buyuruyor. Melem yahruk ha sahibi sahibi onu delmediği müddetçe oruç bir kalkandır. Nasıl deler diye sorduklarında da bilki ve diyor peygamberimiz. Yalanla deler, dedikoduyla deler, itibar suikasti yaparak insanların nefret objesi haline getirmeyle deler. Ne bileyim sosyal medyada haksız ve temelsiz bir yorum yaparak bir insanın itibarını alabora etmeyle dener, deler, bir şekilde deler. Bu da bunlardan uzak durduğumuzda bu orucun ikinci katmanıdır. İmam Gazali Hazretleri diyor ki orucun bir seviyesi daha vardır ki o da evet haramları işlemiyorsunuz. Fiili bir aksiyon olarak haramdan uzak duruyorsunuz. Ama asıl oruç insanın kalp dünyasına Allah'ın rızasına aykırı duygu ve düşünceleri sokmaması, onlarla bile mücadele etmesidir diyor. Şimdi çok güzel bir söz var. Giden gider Arkasından öyle bakıp ağlayamam. Gönlüm ahır değil benim malı davarı bağlayamam diyor şair. Şimdi bizim kalbimiz Allah'ın tecelligahı, nazargahı ve önce Allah kalbe baktı. Yani gönül çalabın tahtı dediği şey, çalap gönüle baktı dediği şey. Bizim kalbimiz Allah'ın tecelligahı ve bir insanın kalbini ak pak kılması, tasfiye etmesi, güzel ahlak özellikleriyle donatması bütün ibadetlerin, oruç dahil bütün ibadetlerin, din namına, Allah'a itaat namına yaptığımız bütün eylemlerin nihai amacı. Çünkü diyor ya gönül ayinesin sofi, kılar isen eğer safi, açılır sana bir kapı ayan olur cemalullah. Yani bu ibadetlerle elde etmek istediğimiz manevi tecrübenin zirvesi, onun kapısı. Oradan sonra insan çok farklı tecellilere masar oluyor. Onun için oruç üç kademedir. Bunu tekrar aklımızda mıh gibi tutmamız gerekiyor. Evet yemeden içmeden uzak durmak bu kolay lokmadır. Orucun bilinen tarafıdır. Haramlardan uzak durmaya çalışmak bu ikinci seviyedir. Üçüncü seviyede insanın gönlünü sürekli tarasut etmesi, kolaçan etmesi, Allah'ın rızasına aykırı duyguların, düşüncelerin kalpte mekan tutmasına izin vermemesi. Çünkü psikologlar diyorlar ki İnsanın kalbine gelen ve geçen bazı duygular vardır. Gelir geçer. Tamam. Ama bazı duygular vardır ki gelir ama geçmez. İnsanın bilinç altında birikmeye başlar, güçlenmeye başlar ve insanın karakter zafiyetinin ortaya çıktığı bir an bilinç yüzeyine çıkarak insana sonradan çok pişman olacağı işler yaptırır. Onun için insanın gönül dünyasını tarasut altında tutması lazım derler. Orucun da bize sağladığı aslında zirve hedeflerden bir tanesi budur. Eyvallah. Sezai Karakoç merhum. Allah rahmet etsin. O çok güzel söylüyordu hocam. Sezai Bey bir yazısında diyor ki oruç da acıkır. Peşinden ekliyor. Tıpkı oruçlunun yemeye, içmeye acıktığı gibi, susadığı gibi oruç da acıkır, oruç da susar. Orucun susadığı yer oruçlunun mukabeleleridir teravihleridir, efendim e, yapacağı güzel infaktır, ameldir, Allah rızası için yapacağı işlerdir. Ben şunu anladım o yazdan. Mesela bir insan gündüz oruçluyken bir cüz Kur'an-ı Kerim okusa, orucuna kebap ikram etmiş oluyor. Yani oruçlu orucuya kebap ikram etmiş oluyor. Teheccüd namazı kıldığı vakit, Orucuna künefe ikram etmiş oluyor. Şünefe de iyidir Ramazan günü. <laughs> Mesela e, ne diyeyim, cemaatle namazını kıldığı vakit orucuna sade kahve ikram etmiş oluyor. Sezai Bey diyor ki, sen orucu doyurursan oruç seni acıktırmaz. Şimdi buradan bir şey, bazen şöyle oluyordur, bazen oluyordur, sizde olmaz da bazılarında oluyormuş. Mesela oturuyor iki kişi, İkinci vakti sohbet ediyorlar falan. Birden birisi diyor ki çok acıktım bugün gı. Herhalde diyor gece sahurda çok az yemişim. Acıktım birden acıktım diyor. Sahurda az yediği için acıkmıyor. Gıybet ediyorlar. Hocam ne dedi? Hadis-i şerif oruç kalkandır. Gıybet ettin kalkan delindi. Delindi ya acıkmaya başladın. Yahut diyor ki Abi birden bir içim yandı diyor herhalde oruçta az su yemişim diyor. imsakta suyu az içmişim falan. Hı. Halbuki o değil. Az önce harama nazar etti. Birden susamaya başladı. Bak. Sen eğer oruç kalkanını delersen oruç da seni acıktırır, oruç da seni susatır. Abi onu sapa sağlam tutsan, sen onu zayi etmesen o da seni muhafaza edecek. Hocam sona doğru geliyoruz. Şimdi bahçeli e kadar geldik. Bir program yaptık. Bir tane şiir okumadan gidersem siz bana kızarsınız. Doğru mu? Sizin bir şiir var. Şairini hiç sevmem ama şiir güzel şiir. Onu okusam olur mu? Eyvallah. Sizin de hoşunuza gider zannediyorum. Bak suizan yapmayın. Hem adamı sevmiyor hem şiirini okuyor demeyin. Şiir benim şiir. Hani kendi şiirimi okuyacağım onun için öyle dedim. Yar adıyla başlayayım sözüme. Gülsüz bağda bülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme. Yoksa kalpten kalbe gitmez kurbanım. Sen senin olmazsan dertlerin biter. Varını yoğunu mürşidine ver. Ustanın elinde kütük ol yeter. Teslim olan zarar etmez kurbanım. Güvenme kendine ben oldum diye. Pişenler hamım der. Bir düşün niye? Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye. Bir tövbeyle bu iş bitmez kurban. İltifat beklemek, kırılmak nedir? O kapıdan kovsa sen bacadan gir. Ha sevmiş, ha dövmüş, ikisi de bir. Sevmese kaşını çatmaz kurban. Hizmet yoksa himmet olmaz bu kesin. Hem hizmet nimettir, böyle bilesin. Hayret et, gönle gir, benimdir desin. Sultan kölesini atmaz kurbanım. Yap dediğini yap emrine göre. Bu iş bensiz olmaz deme boş yere. O eli tutmuşsa insan bir kere, nefsini hesaba katmaz kurbanım. Çalış, nasibini al dünyadan yana. Ama sanma dünya yar olur sana. Ahiret parası lazım insana. Güneş hep batıdan batmaz kurbanım. Günahtı, sevaptı. Bunlar boş hesap. Her neyi yaparsan Allah için yap. Avamın işidir bu hesap kitap. Aşıklar kar zarar gütmez kurbanım. Dua kabul. Niye Sıddık'ın ahı? Ne dedi Hızır'a Nakşibend Şah'ı? Hatırla, idrak et. Anla bu rahı. Ben sadığım demek yetmez kurbanım. Sadakat ne derse beli demekmiş. Onsuz doğrulara eğri demekmiş. Sadakat sıddıkım bağrı demekmiş. Ciğer yanar, duman tutmaz kurbanım. Er olmak isteyen serinden geçer, bir sakı elinden badeyi içer. Seç deseler yarın zehrini seçer. Ayarım balını tatmaz kurbanım. Sözün özü derdi minnet bil cana. yar can ver ki can yar olsun sana. Serdar isen serini koy meydana. Kurbanlara bıçak tutmaz kurban. Eyvallah. Eyvallah. Adam yazmış. <laughs> Allah yaşamayı da nasip etsin. Vallahi bak şu adama şu güzel vakitlerin hatırına dua edin de şu yazdığı şiirin bir tek dörtlüğünü yaşasa var ya tamam dünyası da tamam ahireti de tamam ona da siz dua edin olmaz mı? <laughs> Yazdığını yaşasın inşallah. Eyvallah. Hocam teşekkür ederiz. Allah'ım razı de olsun. De Vakti <laughs> Muhabbet'in ilk bölümünün sonuna geldik. Pek evet. güzel oldu. Cenab-ı Mevla azazı. tesirini halketsin, istifade ettik. Amin. İnşallah oruçların... Bir dakika gitmeyin! Nereye gidiyorsunuz Bahçelievler? <laughs> Hakan Başkan buraya kadar gelmiş, muhtemelen bize bir hediye filan verecektir. <laughs> Biz hediyeyi alırken siz de burada durun, sonra beraber dağılırız. Başkanım? başkanız orada bırakmayalım, hediye medya vardır. Bahçelievler bilir bu işleri. <laughs> Aha, bak çiçek <gülüyor> <gülüyor> Bilmem mi? ayağa kalkacağız ama. Caiz mi? Başkanım, ah şu kameralar. Evet. Eyvallah. Merhaba efendim. Hayırlı Ramazanlar olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı, Allah razı olsun. Hoş bulduk. Eyvallah. Evet. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok Eyvallah teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Böyle şairimizin yanında ses tonumuz yetmiyor ama her yerde anlatıyorum. Sizin o espriyi de anlatıyorum. Anekdotu da hani bir garson gelmiş ya böyle buyurun neyse Eyvallah. Mesela. Böyle güzel sesleri anlatıyorum. Yo sizin de evet. bizden aşağı kalır tarafınız yok başka. Maşallah. Yapmaya <gülüyor> çalışıyorum ya. <laughs> 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 deprem girmeseydi o arada bir şiir çalışacaktık inşallah sizin ama bir daha çalışalım. İnşallah. Ben <laughs> hepinize hoş geldiniz diyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Güzel bir aya geldik. Acılı günler yaşadık. Güzel gidiyordu Türkiye'm. Maalesef Allah'ın takdiri ilahisi tabii ki 6 Şubat'ta biliyorsunuz büyük bir deprem hadisesi yaşadık. E bu deprem Yüzyılın değil bin yılın sularda değil karada olan aynı anda aynı zamanda peş peşe iki tane büyük deprem 11 ilimizi yaraladı yaklaşık 49 bin tane canımız vatandaşımız şehit oldu 126 bin kişi yaralandı Rabbim onlara acil şifalar versin şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum ama yaraları sarıyoruz biz de oradayız. Hocam da ben baktım arkadaşlara da sordum. Herhalde e, Hataylısınız. Evet, evet. E, biz de Antakya ile kardeş kardeşeğiriz. Dün e, değil evvelsi gece geldik. Altıncı sefer oradayız. 10-15 gün kaldık var. orada. 1000 metrekarelik böyle bundan bundan büyük bir çadırımız var. Orada e, yaklaşık 30 işte gündür 3 öğün yemek veriyorduk. Dün sahuru verdik. Bugün de iftarı verdik. E, arkadaşlarımla da irtibat taşıyoruz. Oradaki hem depremzedelerimize zedelerimize hem Askerimize, polisimize, herkese iftar veriyoruz, sahur veriyoruz. Ee, hamdolsun orada ATT ekibimiz var, paramedik var, ambulanslarımız var. Köylere gidiyoruz, ben de gittiğimde. Hem onlarla hasta muayene ediyoruz, hem hayal tamirhanemiz var orada. Ee, çocuklarımızı eğlendiriyorlar. Hişme oyun alanımız var. Ee, psikologumuzu götürdük bir ara, berberimizi götürdük. Defne ilçesine, Antakya ilçesine, her yere gidiyoruz. Burada bakış açımız tabii ki... Cumhurbaşkanımız da bugün biliyorsunuz Hatay'daydı yanılmıyorsam yine. E, temel attı. Temellerimizi atıyoruz artık. Tabii ki orada büyük bir yıkım oldu. E, büyük bir sorunlar oldu ama e, yılların birikimi yanlış yapılmış. Alünyon zemine yapılmış. E, fay hattına yapılmış. Yapılmaması gereken şeyler. Ben burada özellikle bahçeyevler olaraktan da biz de tabi ki çok iyi değiliz deprem açısından. E, Bakırköy, Avcılar, Beylikdüzü kadar kötü değiliz ama bir şey kadar Beykoz kadar ve köyü daha sağlam. Onu söyleyelim. O yüzden kentsel dönüşümle alakalı biz çalıştıktı. Plan notlarımızı yaptık. Yüzde on beş metrekare artışı verdik. Bir kat yukarı çıkma, on kata kadar çıkma hakkı verdik. Ben komşularımdan lütfen bir an önce kentsel dönüşme başvurmalarını istiyoruz, yaptırmalarını istiyoruz. Hükümetimiz biliyorsunuz krediyi bir milyon iki yüz elli bine çıkardı, on yıla çıkardı vadeyi. Sıfır yetmiş dokuz faizi verdi. O yüzden el birliğiyle yapacağız. Bu Ramazan İnşallah. gününde dua edelim. İnşallah İstanbul'a deprem yaklaşmasın, Türkiye'mize yaklaşmasın, Ay. dünyamıza hiçbir Müslüman, hiçbir insana depremdi, afetti, işte sel oluyor, yaklaşmasın. O yüzden hep birlikte dua edelim. Rabbim tüm Müslümanları, tüm insanları her türlü beladan korusun ve Ay, e, her iki dünyada da bize affı afiyet versin. Ben sizlere çok, çok, çok teşekkür ediyorum. Serdar Bey'e sağ olsun. Eyvallah. Hocam da gerçekten Eyvallah. ilminiz, terminolojiniz çok güzel böyle. Eyvallah. Değişik Eyvallah. bir terminolojis var. Eyvallah. Çağdaş, modern bir ilahiyatçı. Hocalarımız da birazcık eskiye dönük bir terminoloji oluyor ama hocam da öyle. Ee, bir delikanlı da bir şiir yazmış onu da beğendik yani Allah için yani <gülüyor> <gülüyor> evet katıldığınız için çok e, komşularımızı bizi kendinizden istifade ettiğiniz için katkılar verdiğiniz için ben bahçe evlerli komşularım adına hepinize çok çok teşekkür ediyorum Eyvallah. yine Eyvallah. bekleyeceğiz Biz inşallah teşekkür ederiz. Biz bir, bir daha geleceğiz şey. hangi gün ha. geliyoruz buraya arkadaşlar kiminle Sen. geliyoruz ne zaman geliyoruz Bilal'cim. bir bakın bakalım bekliyoruz inşallah bir, bir daha geleceğiz var Birkaç tane programımız Mehmet var. Mehmet Emin Ay hocamla İnşallah geleceğiz, geleceğiz inşallah. Evet. Bir dahaki program 6 evet. Nisan mı? Evet. Eyvallah. Ben Hocam hocama... siz lütfen buyurun. Eyvallah. Başkanım teşekkür ederim. Bahçelievlerimizin simgesi bir Paşa Kasrımız var. Onu takdim etmek oh. istiyorum. Eyvallah. Kendisi küçük, aslında eski bir tarihi kasrımızın küçük bir minyatürü ama evet. kendisi ağır. Küçük evet. ama ağır, ayağınıza <laughs> dikkat edin. düşmesin evet. şöyle. Evet. Eyvallah, teşekkür ederiz çok başkanım. Teşekkür ederim. Ağzınıza, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze Eyvallah. sağlık. Eyvallah. Yani şunu söyleyeyim, çok özür yani dilerim, ee, hepiniz aynı düşüncesin düşüncedesinizdir. Ee, tabii ki e, Müslümanlığın <laughs> çok önemi var. Müslümanlık, İslamiyetimiz, Kur'an-ı Kerim bilim dinidir. Bunu bilimsel olarak hocalarımızdan gerçek bilgili hocalarımızdan almamız bizim için hurafelerden yanlış bilgiler almayıp böyle bilim adamlarımız, ilahiyatçı bilim adamlarımızdan almamız çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocuklarımız için, gençler için. Yoksa dediğiniz gibi işte imam Hatip'e gidiyor, deist oluyor, İmam Hatip'e gidiyor, namaz kılamıyor, oruç tutamıyor. Yani bu gerçekten kötü. Bunu ilmi olarak yapmak en doğru istiyorum, Allah razı olsun. Eyvallah Ayaklarınıza sağlık, İnşallah yine bekleyeceğiz. Evet. Bir, bir de tesbih var başkanım. Bir de hocamıza bir tane daha medyemiz var, peki bakalım, tamam. Tamam, Hocam, eyvallah teşekkür küçük ederiz. küçük bir tesbihimiz de var size böyle. İnşallah. Allah razı olsun. Ee, ya sabır değil, inşallah, bismillah diyerekten. Elhamdülillah evet. çekeriz inşallah, Aynen. eyvallah, Aynen. teşekkür ederim. Yalan dünyada hoca olmak varmış. <gülüyor> başkanım, <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz, <gülüyor> eyvallah, sağolunuz. Allah razı olsun. Ben bu çiçeği hepinizin adına kabul ediyorum. Şurada bir yakışıklı var. Bu çiçeği o sizin kucağınızdaki beyefendiye hediye edebilir miyim? Gel. Paşam. Maşallah. Adı ne? Ömer Halis. Adı da pek güzel mi? maşallah. Allah İsim de salih Ömer evlat etsin tabii. inşallah. Al bakalım Ömer'im. Bu senin babacığım. Tabii. Al bakalım maşallah. Barek Allah. Allah Burada da tabii biz ee... Yani deprem şehitlerimize dedik ama tabii 1071'den beri İstiklal Savaşı'nda e, Peygamber Efendimiz'le beraber onunla başlayan tüm şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerini de unutmuyoruz. Hepsine Rabbimden gani gani rahmet diliyoruz. Size de tekrar küçük Allah bir hediyemizi takdim etmek Başkan, istiyorum. çok teşekkür ederim. Sağolunuz. Orada bir güzel anne var. Anne gel. Bunu da sana hediye edeyim. Estağfurullah. Ama düşürme olur mu? Dikkatli taşıyalım. Kutuya koyalım. Peki. Bir tespihimiz siz meraklısınız tesbih. bakıyorum. Evet, evet, Meraklıyım. <laughs> hani bunu mi? verince öbürünü Neyiniz? alırsınız diye cepme ee, koydum yok, yok yok. Yok. Heh. Çok teşekkür ederim. <laughs> tesbih. Bak Oho. hepsini veririm tesbih olmaz. <laughs> tesbih olmaz. Bak kutusunu. Kutusu. <laughs> Ramazan günü o ders tespih verilir mi? Buyurun. <laughs> evet onu da verecek. Ben size hediye ederim. Başkanım, başka, başka bir şey verecek misiniz? <laughs> Getir abi, biz de başkanama hediye edelim. Peki, tamam bir şey yapalım. Başkan şimdi aslında bu hocamın hediyesi, fakat fakat <laughs> hocam bir daha gelecek bu programa ya. Biz başka bir ilçede hocama şey hediye var edelim. Şey He. Bunu böyle dur. bizim arkadaşlar. arkadaşlar. Açsın şöyle ha. dur, tamam. ha, bir erkek eli değsin şöyle. <laughs> rahmetli Turgul Efendi öyle derdi. Şöyle açalım bu başkanım. Ya Allah. Tamam. Peki. Bir, tane bir, aha, bir tane daha var. Aha. Abi, bu, abim <laughs> bu açıp da verin bak. Çakıyı ver. Bunu sevmediğimiz biri olursa ona hediye ederim. edelim. Uğraşsın abi. dursun açacağım diye. <laughs> bak bir de böyle Bizim nazlı açılıyor acaba bu ne? Her akşam falan. programımız var. Çocuklarımıza da var çocuklarımıza iftardan sonra Hacivat Kara gözümüz var. çok gürültü yapmadan teraviye kadar teravihte teravihimizi kılacağız. Ondan sonra 10.30'da on buradayız. Ramazan boyunca buradayız. Dediğimiz gibi Serdar Bey yine gelecek. Bize eşlik edecek sağ olsun. Her akşam bekliyoruz. Komşularınıza da istifa edeceğiz. Bu ay çünkü bizim hem öğrenme hem ibadet Ayımız. Başkan, ee, öğrenme tarafını evet. hallettik ibadet Peki. tarafı ibadet dedik. tarafında bu gümüş suyu Oo, bizim programımızın destekçisiymiş. Deler ki Eyvallah. şöyle Oo. bir yeni Semerkant tamam. seccade diyorlar tamam. buna. Eyvallah. Başkan. Oo. Biz de size böyle bir hediye takdim Abi etmiş ettiğimiz. olalım bizim ahbetiniz gümüş zalıya da teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Biz teşekkürüze bu hediye diyeyim ben nerede ablamız Yok bir dakika hani isteyen bir ablamız vardı. Ha tamam bunu vereyim ben size. Bu iş uzayacak. Maymecra. Tamam. Allah'a emanet Ben, ben bakacağım onu. Siz yayından tamam, çıkın. Tamam peki. Yarın tekrar buluşacağız. Biz evet. bunu hediye edelim. Başkanım çok teşekkür tamam. ediyoruz. Biz Ev teşekkür ettik. Için. Ayaklarınıza Eyvallah. sağlık. Allah çok razı olsun. teşekkür olsun. ediyoruz. Allah'a emanet Sağ efendim. Ol. Yarın Allah'a emanet olun. 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 Hayırlı, Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı olur. sahurlar tekrardan. Peki, Hoşçakalın. istikbalin katkılarıyla hazırlanan vakti muhabbet sona erdi